Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim et dinlendirme videosundan hatırlayacağınız bir antrikotum var. Bunu arkadaşlar şöyle büyükçe bir kısmını bugün rosto yapmak istiyorum. Size antrikot rostoyu göstermek istiyorum bugün de. Şunun şöyle büyükçe bir kısmını, yaklaşık şöyle şu kadarlık bir kısmını bugün rostoda kullanmak istiyorum. Şöyle kestik. Şu kısmını tekrar devam ettiriyorum arkadaşlar. 23 gündür vakumda dinlendiriyorum arkadaşlar. Buna ıslak dinlendirme deniyor. Bununla alakalı videoyu izlemeyen arkadaşlar köşede bıraktığım linkten izleyebilirler. Şimdi şöyle etimi bir hafiften kurutuyorum. Şöyle dışındaki ıslaklığını biraz alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir antrikotum var. Şurada bazı fazla kısımları, istemediğim kısımlar var. Oralarını temizleyeceğim. Şöyle şu gördüğünüz kısımlar benim istemediğim kısımlar. Buralarını temizliyorum arkadaşlar. Ondan sonra baharatlama işlemine geçeceğim. Zaten biliyorsunuz antrikot etlerin kralı. Yani zaten özünde yumuşak bir et. Bir de bu dinlendi. Şu an biraz soğuk. Buzdolabından yeni çıkardım ben bunu. Bazı yerleri sert. Ama 0 derece bölmesinde dinlendiriyorum. Yani dondurucudan çıkarmadım etim. O yüzden gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an et yumuşacık zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi etimi temizledim. Şöyle bir ne kadar geleceğine de bir bakalım. 2 kilograma yakın. 1900 geldi. Şimdi 2 kiloluk bir parçayı rosto yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun baharatlamasına geçeceğim. Baharat olarak içine tuz, tane karabiber, sarımsak tozu, kişniş, bir de kırmızı toz biber kullanacağım arkadaşlar. Tane karabiberleri bu şekilde koymak istemiyorum. Bu kadar büyük parçaya da elle öğütmesi biraz yorucu oluyor. O yüzden de bunları ben şu baharat öğütme makineme koyup orada halletmeyi düşünüyorum. Şöyle bunlar göz kararı arkadaşlar. Yani çok bir ölçüye ihtiyaç yok. Üzerini kaplayacak kadar. Şöyle dışında bir katman oluşsun istiyorum ben. Tane karabiberlerim, top kişnişlerim, toz kırmızı biber ve toz sarımsağımı makineye koydum. Tuz haricindeki bütün baharatlarımı koydum arkadaşlar. Toz olanları da koydum iyice karışsınlar diye. Çekilmiş halde baharatlarım hazır. Etimin dışına ben sadece zeytinyağı koyacağım. Şöyle. Evet, her yerine gelecek gibi zeytinyağını ovuyorum. Şimdi şöyle bir kaşıkla baharatlarımı yayayım. Baharatı bolca koyuyorum arkadaşlar. Uzun bir pişirme olacağı için bu baharat dışında çok güzel sert bir tabaka oluşturacak. Buna yabancılar bark diyor. Yani kabuk. Bu kabuk kısmı gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden hani baktığınız zaman ne yaptı ya bu? Eti gömdü baharata falan diye düşünebilirsiniz ama bunun kocaman bir parça olduğunu, 2 kilo bir et olduğunu unutmayın. Bu baharat içine bir miktar geçiyor. Tamamen geçmiyor ama dışında oluşan kabuk inanılmaz lezzetli oluyor. O yüzden arkadaşlar bu baharat çok değil. Ha siz isterseniz, yani sevmiyorsanız az baharat koyun. Ama yani bir kere denedikten sonra anlarsınız ne demek istediğimi. Gerçekten dışı çok inanılmaz lezzetli oluyor. Her yerine gelecek şekilde şöyle kapladık. Şimdi tuzumu da aynı şekilde yapayım. Şöyle bolca tuz arkadaşlar. Yani etimiz büyük. O yüzden çok fazla elinizi korkak alıştırmayın. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Evet. Şöyle arkadaşlar şu an hazırız. Şimdi mangalım da yanıyor. Mangalımın da ayarını yapayım. Orada da etimin birazcık iç ısısı düşsün.
Yani ne kadar düşerse bu pişirme o kadar kısa sürer. Ben birazcık geç çıkardım bugün etimi dolaptan. Ama siz planlı yaparsanız bu işi birkaç saat önceden çıkarmanızı tavsiye ederim. İç ısısı ne kadar düşerse mangalda o kadar kısa sürede pişecektir etiniz. Yani ateş bir tarafta olacak, et bu noktada olacak. Şöyle şu noktaya gelecek. Etime şu bölgeye koyuyorum. Şu an ateşim bu bölgede, etim bu bölgede. Yani indirekt ısıda pişireceğiz yine etimizi. Zaten bu kadar büyük bir parçayı direkt ateş üzerine koyamayız. Şimdi etimizin iç ısısının 60 derecelere gelmesini istiyoruz. Orta pişmiş gibi. Ama içi sulu sulu çok güzel bir etimiz olacak. Şöyle termometremin bir tanesini mangalın ısısını ölçsün diye ete yakın bir noktaya. Birini de şöyle etin aşağı yukarı ortasına, en derin yerine gelecek şekilde göz kararı koyuyorum. Şöyle gösterebilirim. Şu an etimin iç sıcaklığı gördüğünüz gibi dolaptan yeni çıkardığımı söylemiştim. 8 derece. Şu an mangalın kapağı açık halde 81 derece sıcaklığı. Şimdi arkadaşlar bunu artık üzerini kapatıyorum. Bugün füme işlemi yapmayacağım. O yüzden odun koymadım. Sadece kömürün lezzetini vermesini istiyorum. Sıcaklığını da şu orta ısılara ayarlayacağım. Bu şekilde birkaç saat pişireceğiz. Arada kontrole geleceğiz. Gelişmeleri size göstereceğim. Yaklaşık 1 saat oldu arkadaşlar. Şu an etimin iç sıcaklığı 29 derece. Mangalımın sıcaklığı da 167 derece. Şimdi açalım bakalım. Görüntü bu. Şöyle bir yakından alalım. Gayet güzel. Dışı kurumaya başlamış. Ama daha yolumuz uzun. Birkaç saat daha bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu işin kuralı arkadaşlar, çok sık kapağı açıp kapamamak gerek. Çok sık kontrol etmeyeceksiniz. O yüzden bu termometreler sizin merak güdünüzü bastırıyor. Gördüğünüz gibi ısı hemen değişti. Bakın 97-103 yükseliyor. Mangalımın ısısı düştüğü için bir süre tekrar ısıya gelmesi zaman alır. O yüzden de biraz merakınızı bastırmanız gerekiyor. Yani en azından çok da merak etseniz saatte bir kontrol etmeniz iyidir. Tabii bu arada istediğiniz ısının üzerine çıkma ihtimali var. O yüzden bu tür termometreleri tavsiye ediyorum. Şu an benim etimin iç sıcaklığı 30 dereceye gelmiş. Ben 66 derece hedefliyorum arkadaşlar. Bugün misafirim var. Misafirim orta pişmiş seviyor. O yüzden az pişmiş yapmayacağım. Ona göre yapacağım. 66 dereceye geldiği zaman benim için et pişmiş kabul edilecek. Arkadaşlar şu an 2 saat oldu. Etimin iç sıcaklığı 56 derece. Mangalımın ısısı 147 derece. Şimdi şöyle kapağı açalım. Dışı karardı. Ateşim düştü. Şöyle bir ekleme yapmak istiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde patateslerimizi de kömür ateşinde pişireceğiz. Mesela bu şekilde patateslerimi bıraktım. Şimdi şöyle kapağını da kapatalım. Isıyı da biraz arttırıyorum. Bu şekilde pişmeye devam. Tahmin ediyorum 2 saat 45 dakika kadar oldu. Etim pişmeye devam ediyordu. Ve şu an termometre bana istediğim sıcaklığa geldiğini söylüyor. Bir de böyle kontrol edeyim. Şu an 66 dereceye geldi. Şöyle de zaten gözüküyor. Şu an etim tam orta pişmiş oldu. Şimdi artık etimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, kocaman et bu kadar kaldı. Yine çok rüzgarlı arkadaşlar terasım. Rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın. Patatesler pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Etimi bir süre dinlendireceğim. Şöyle arkadaşlar, dışından şöyle sarıyorum. Şu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Etim bu arada soğumayacak. İçindeki sular iyice dağılacak arkadaşlar. Yani et kendine gelecek. Bu arada da patateslerimin pişmesini bekleyeceğim. Patateslerim de pişti. Şöyle. Gayet güzel oldular. Artık kömürüm de zaten sonuna geldi. Patateslerim şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldular. İçleri de yumuşacık.
Gayet güzel. Arkadaşlar. Resmen. Patates et gibi. Etin bütün kokusunu almış. Yani şu an yemin ediyorum sanki böyle et suyunda pişmiş gibi. O kadar et kokuyor. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar son olarak et için yaptığım baharat vardı hatırlarsınız. Üzerine de birazcık kekik, fesleğen, şöyle İtalyan baharatı attım. Şöyle üzerinden birazcık baharatlıyorum. Çok fazla değil, çocuklar da olduğu için çok fazla baharatlamayacağım. Şöyle karıştırıyorum. Tuzunu başta koymuştuk. Ve çok az daha üzerinden. Şöyle arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şöyle bir tane test edelim. Nasıl? Güzel mi? Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada misafirim bandırıyor. Gerçekten o da beğendi. Evet patatesler böyle arkadaşlar. Et tadında patates. Şimdi etimizi de dilimleyelim. Evet arkadaşlar etim de dinleniyordu. Yaklaşık 45 dakika kadar da oldu zannediyorum. Son hali şu. Evet arkadaşlar çok rüzgarlı olduğu için biraz acele edeceğim. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi etim orta pişti ama her zamanki gibi sular akıyor. Şimdi şöyle bunları dilimleyeceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Tam dediğim gibi bugün misafirim orta pişmiş seviyorum dedi. O yüzden 66 dereceye kadar tuttum. Kendimize yaptığım zaman 60-62 aralığında bitiriyordum arkadaşlar. Az pişmiş sevenler 60 derecede kapatırlarsa, etlerini alırlarsa mangaldan tam olur. Ama bence bu hani hiçbir şekilde şöyle rahatsız edici bir pembeliği yok. Ama bakın arkadaşlar ucuna kadar her yerinde bolca suyu var. Evet arkadaşlar etimizi soğutmadan hemen şöyle bir ben şöyle kenarından bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle şunu da biraz keseyim. Arkadaşlar yemin ediyorum harika. Harika. Bakın. Odun koymamama rağmen arkadaşlar kömürde yaptığım için rostoyu. Şu kenarında yine smoke ring tarzı bütün dilimlerde görebileceğiniz bir iz çıkmış. Bu kömürün lezzeti arkadaşlar. Bu arada dış kısmı inanılmaz lezzetli. Bakın inanılmaz. Yani o kadar baharatı koyduk ama efsane oluyor. Mutlaka deneyin. Et zaten yumuşacık arkadaşlar. Sulu sulu. Gerçekten çok güzel olmuş. Mutlaka deneyin derim. Zaten şöyle bakın. Şöyle rahatça dağılıyor. Harika. Yemin ediyorum şu kabuk kısmı var ya, içi olmasın orası olsun. O derece güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.